Kıymetli seyircilerimiz hayırlı akşamlar. Bu akşam da bizi evlerinize konuk ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önce söz vardı da bugün yine çok değerli bir hocamızı ağırlayacağız. Değerli hocam Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Allah sağlığınızı daim eylesin. Aa. Değerli seyircilerimiz, bugün programımızın konusunu bilimin tarihsel kültürel temelleri ve Türk Rönesansı olarak hocamla birlikte belirledik. Bugün inşallah hocamla birlikte bilimin tarihsel ve kültürel temellerini konuşacağız ve Türk Rönesansı'nın nasıl başlayacağını, nasıl başlatılacağını tartışacağız. Değerli hocam, ben bizim konumuza girmeden önce daha önceki bir programımızda Ebu'l-Fes Süleyman'la hocamızla sohbet ederken Türkiye'de Türkçülük fikrinin banilerinden Hüseyinzade Ali Turan Bey'in mezarıyla ilgili seyircilerimizden bir yardım istemiştik. Kendisi aslında Gökalp'e Türkçülüğü aşılayan çok değerli bir bilim adamı olmasına rağmen Türkiye'de kamuoyu tarafından yeterince bir hakkın tanınmadığı konusunda bir tespitle birlikte mezarının da aynı şekilde bir bilinmezliğe mahkum edilmiş olduğunu, milliyetçi çevreler tarafından bu bilinmezliğin aşılması, hakkıyla anılması gerektiğini ifade etmiştik. Bizim yayınımızı takip eden çok değerli bir seyircimiz Turgay Çavga Bey bizi telefonla buldu, aradı. Çok sağ olsun duyarlı bir vatandaşımız Turgay Bey. Bize sağ olsun Hüseyinzade Ali Turan Bey'in mezar yerini tarif etti. İnşallah önümüzdeki günlerde mezarı başında bir anma programı düzenleyeceğiz. Turgay Bey'i de davet edeceğiz. Biz seyircilerimize bu duyarlılığı ve sıkı takipleri sebebiyle teşekkür etmek durumundayız. Değerli hocam, aslında bugün bilimi konuşacağız ama bilime geçmeden önce çok hazin bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıyayız. Bunu zikretmekten de zikretmeyi de bir vatandaşlık borcu olarak görüyorum. Aslında mütemadiyen bir yas dönemindeyiz hocam. Ardı arkası kesilmeyen şehit haberleriyle milletimiz ne yazık ki bir yas zinciri içerisinde. Rahmetli babaannem biz çocukken Muharrem ayına girmezden evvel bize evladım artık Muharrem ayına giriyoruz derdi ve bizi ikaz ederdi. Kahkahayla gülmeyeceksiniz, sesli gülmeyeceksiniz, kana kana su içmeyeceksiniz derdi ve Muharrem ayında yaşanan o dehşetli Kerbela hadisesini anlatırdı. Tıpkı bunun bir benzeri ne yazık ki her gün ekranlarda şehit haberleriyle hicrana kapılıyoruz. Ekranda akan o şehit görüntüleriyle birlikte hakikaten yüreğimiz dağlanıyor. Fakat ne yazık ki milletimizin bu acıyı, bu yası bir hakkın taşımadığı konusunda da ciddi tenkitler var. Bugün burada bu sözleri ifade etmemin sebebi geçtiğimiz günlerde Arslan Kulaksız Binbaşı'nın değerli hanımefendisi, eşi hanımefendinin bizleri unuttunuz yönündeki o şikayetiydi. Demek ki milletimiz bu yas duygusunu, yas düşüncesini şehit ailelerine yeterince ifade edemiyor. Hakikaten milleti tarif ederken acıda ve kıvançta bir olan insanlardan bahsediyoruz ama demek ki o acıyı yeterince kendi üzerimizde yaşayamamışız. Şehit ailelerine de bu acıyı hissettirememişiz. O bakımdan başta Arslan Kulaksız Binbaşı'nın eşi hanımefendi olmak üzere bütün şehit ailelerinden özür diliyoruz. Demek ki bu farkındalık cemiyet hayatına yeterince yansımıyor. Hayat olağan haliyle akmaya devam ediyor. Ama her gün canlarımızı toprağa verdiğimiz bu Türkiye manzarasında herkesi farkında haline getirecek, demek ki tepkimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ifade edecek bir metot üretmemiz gerekiyor. Bu yas nedir? Bu yas halinin herkes tarafından anlaşılabilmesi için ne yapılması gerekir? Bu noktada da seyircilerimizden destek ve katkı bekliyoruz. Bu vesileyle ekranlarımız vasıtasıyla Temmuz 2015'ten itibaren ahirete uğurladığımız şehitlerimiz, başta Binbaşı Arslan Kulaksız, Assubay Ziya Sarpkaya, Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi, polis memurları Erkan Başpehlivan, Salih Taç, Ahmet Benli, Serkan Yılmaz, uzman çavuşlarımız Halil Uysal, Sezgin Burak Cantürk, Cihangir Can, korucularımız Adnan Durak, Murat Sevim, Mehmet Aygün. Bu şehitlerimizin şahsında bütün şehitlerimizi hayırla, duayla, minnetle yad ediyoruz. Değerli ailelerine ve milletimize de yeniden sabırlar diliyoruz.
Şehitlerimizi unutmamız mümkün değil. Ama demek ki bir hakkın anma noktasında, o yasa iştirak etme noktasında eksikliklerimiz var. İnşallah bu eksikliklerimizi de gideririz hocam. Çünkü bir Türk Rönesansı inşa edeceksek, o inşanın en başındaki vatan savunmasını yapan insanları da hakkıyla anmamız gerekir. Hocam, buradan yola çıkarak konumuz bilimin tarihsel kültürel temelleri ve Türk Rönesansı. Bir bilim felsefecisi olarak bilimin üretilebilmesi için nasıl bir coğrafya, nasıl bir iklim, nasıl bir koşul bir araya gelmek durumundadır? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir hocam? Evet. Ben de öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Evet, biliyorsunuz ateş düştüğü yeri yakıyor. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi. En kötüsü de herhalde unutmak oluyor. Umursamamak oluyor. Onları hatırlamalıyız. Onlar büyük fedakarlık yapıyorlar. Bir insanın canından daha büyük fedakarlıkta bulunacağı herhangi bir şey yoktur. Canını feda ediyorlar. Onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ekran başındaki bizi dinleyen izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Bilim ne? Önce bilime bakmamız lazım. Değişik şekillerde tanımlayabiliriz bilimi. İşte deriz ki organize sistemli bilgi bütünü diyebiliriz. Deneye gözleme dayalı gerçeğin araştırılmasıdır diyebiliriz. Bilim doğrudan doğruya anlama faaliyeti bir süreçtir diyebiliriz. Değişik şekillerde tanımlayabiliriz bilimi. Aslında bilimin nerede doğduğu, nasıl doğduğu meselesine baktığımız zaman dikkat çekici bir şey var öncelikli olarak. Rasyonel düşünceye ihtiyaç var bilimin doğması için. Bir özgür düşünce ortamına ihtiyaç var ve bilim bilim olmayandan ayırt edilerek ancak yapılabiliyor. Bir, bu anlamda da bir bilimsel zihniyetin oluşturulmasına ihtiyaç var. Eğer sizin bir bilimsel zihniyetiniz yoksa zaten bilim üretemezsiniz. Bu anlamda bilimle bilim olmayanı birbirinden ayırmak lazım. Nedir? İşte hurafeden, işte mitolojiden, sihirden, büyüden bilimi ayırırsınız. Bilimi diğer bilgi türlerinden de ayırmanız gerekiyor. Çünkü evreni, insanı, toplumu anlama yolunda siz belli tarzlara göre bilgi üretiyorsunuz, bilgi sahibi oluyorsunuz. Bu bilgilerden en kesin, en geçerli olanı ve üzerine bugün bir teknoloji de üretilebilen bilgiye biz bilimsel bilgi diyoruz. Şimdi bilimsel bilgi baktığımız zaman ilk medeniyetlerde de var. Yani bizim Mısır'da, Mezopotamya'da, Çin'de, Orta Asya'da, Hint'te bilim faaliyeti var. Ama modern bilim dediğimiz zaman iş değişiyor. Modern bilim bugün Batı'nın öncelikle Rönesans'la, reformla beraber aslında üretmeye başladığı bilgi. Yeni bir düşünce, yeni bir zihniyet de modern düşüncenin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Onun için bizde de durumu şöyle tarihsel olarak araştırdığımız zaman kendi medeniyet dairemiz içerisinde belli tarihsel dönemlerde Batı'daki Rönesans'a benzer bir hareketin olduğunu, bir ivmenin kazanılmış olduğunu görüyoruz. Rönesans neydi? Bir geriye dönüş olarak, kelime anlamı olarak ifade ediliyor. Batı nereye döndü? Bu Rönesans'la beraber modern bilime ivme kazandırdığı tarihsel evre olarak Rönesans'ı koyacak olursak, antik çağa döndü. Antik çağdan bir ivmeyle modern bilimi inşa etti. Yeni metodoloji, antik çağ metodolojisini kullanmadı belki ama oradaki düşünce ortamını, oradaki zihniyeti taşıdı. Ve burada
yeni duruma ait bilgiyi üretmek için de yeni metodoloji geliştirdi. İşte Bacon'ı görüyoruz orada Batı tarihi için söylerken. Aristo'nun organonuna karşı yeni organon diyor. Yeni bir metodolojiyle. Yani empirik deneye dayanan bir bilgi, empirik modele dayalı bir bilgi üretilmeye başladı. Newton'la bu empirik modelle aksiyomatik model dediğim işte Descartes'tan gelen matematiksel model birleştirildi ve modern bilim artık hızlı bir şekilde ilerlemeye, evrene ait, evrenin sırlarına ait insanlığı bilgilendirmeye başladı. Ve sonra bu bilgi ne yapıldı? Eşyaya uygulandı. Eşyaya uygulanarak teknoloji üretildi. Teknoloji bir endüstri devrimine yol açtı. Sanayi toplumuna geçiş sağlandı. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna, bilişim toplumuna böyle bir ivmeyle gidiyor. Ama kırılma noktası Rönesans. Bizdeki bilim içinde baktığımız zaman aslında biz bugün Batı'yla bu anlamda yarışacak durumda değiliz. Ama 10. asra, 11. asra evet. baktığımız zaman farklı bir manzara var. Kimi görüyoruz orada? Orada bir Rönesans hareketi, Batı'dakine benzer bir zihniyeti görüyoruz orada. Biruni'yi görüyoruz. İşte Ahmet Yesevi'yi orada görüyoruz. Farabi'yi orada görüyoruz. İbn-i Sina'sı, Yusuf Asacir'i görüyoruz. İbn-i Sina'yı İndisi. Görüyoruz. İşte o devam ediyor. İşte şeyi Harezmi'yi görüyoruz vesaire. Bu devam eden. Orada bir sıçrama var. O sıçramanın en öncülerinden bir tanesi de işte Farabi. Farabi'nin yaptığı çalışmaları görüyoruz. Felsefede, tıpta ve şeyde çok önemli bir ilerlemenin Farabi tarafından matematikte gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bir başka isim görüyoruz. Hemen işte El-Biruni'yi, Reyhan El-Biruni'yi görüyoruz. Onun çalışmalarını görüyoruz. İbn-i Sina'yı görüyoruz ve daha sonraki diğer düşünürlerle bu kıvılcım, bu ateş şey yapıyor, güçlenerek devam ediyor. 13. asırdan itibaren bir gerileme var. Şimdi bizim bir Rönesansımız olacaksa buradan başlayacağız. Bizim Peki için hocam, bizim Rönesans'a gelmeden önce sizin bu anlattıklarınızı ve okuduklarımızı bir araya getirerek. Şimdi hocam, İslam toplumu, daha doğrusu Müslümanlar aslında Mekke, Medine, 4 halife, Hulefai Raşidun döneminde işte Mağribi Afrika'ya ulaşan fetihlerle birlikte birçok kaynağa ulaştı. Ve o bütün o kaynakları, başta İskenderiye Kütüphanesi olmak üzere bu kaynakları incelerken, değerlendirirken hakikaten bulundukları yüzyıla göre çok kompleksiz bir şekilde Batı'nın elinin tersiyle bir kenara ittiği, pagan sayıklamaları diye reddettiği, hem Hristiyanların hem Musevilerin Aristo'yu, Eflatun'u okudular ve bunların üzerine bir şeyler koydular. Ve ortaya bugün İslam felsefesi veya İslam filozofları olarak isimlendirdiğimiz o büyük alimler meydana geldi. Bir bilim felsefecisi olarak biz Müslümanların, yani bu temel metinlerle, eski çağ metinleriyle ilk karşılaştığımız dönemdeki bu zihinsel uyanıklık, bu intibak ve kendi üzerine eklemeleriyle birlikte o 300 yıllık saadet dönemini oluşturan melekelerimizden ne kayboldu da biz onun akabinde bir gerileme içerisine düştük? Bu soru çok önemli hocam. Evet, çok güzel bir soru. Şimdi Batı'nın tarihine baktığımız zaman 429 milattan sonra işte Roma İmparatorluğu'nun resmi din olarak Hristiyanlığı kabul etmesi, ondan önceki Sokratik okulları, antik çağ, Helenik düşünce okullarını yasaklaması ve onları işte pagan inançları olarak görüp orayı reddetmesi. Bunu reddetti, doğru. Ama Halife Memnun'la beraber aslında bir yoğun tercüme faaliyeti başladı İslam coğrafyasında. Bu çok teşvik edildi. Çevirilerin karşılığı altınla ödüllendi. Bir kitap çeviriyorsunuz, tartılıyor bu kitaplar. Bunun karşılığında size altın ödeniyor. Bu şekilde teşvik edici bir uygulama vardı. Bilimin gelişmesi için bu teşvik aslında çok önemli. Ve antik çağın eserleri büyük oranda İslam coğrafyasına aktarıldı.
Batı reddederken aktarıldı. Sonra bakıyoruz ki Batı tekrar bunların İslam coğrafyasındaki yorumlanışıyla beraber yeniden 13. yüzyıldan itibaren yeniden tanıştı, öyle diyelim. Bizde bunlar bu şekilde kabul edilirken ve Batılı işte bir Platon'un eserleri, bir Aristo'nun eserleri okunurken, bunlar üzerine şerhler yazılırken, yorumlanırken, mesela Farabi Aristo için Muallim-i Azam denir mantıkta, birinci hoca Farabi'de Muallim-i Sani, ikinci hoca denir. Evet, veya işte metafizikle ilgili şeyin, İbn-i Sina'nın yazdıkları ortadadır. Yine işte Biruni'nin şeyle ilgili, astronomiyle, coğrafyayla, matematikle, kimyayla, işte eczacılıkla ilgili çalışmaları ortada. Ne oldu burada böyle bir hızlı gidiş varken? Şöyle bir düşünce var, yaygın olarak söylenir, dillendirilir. Gazali kırılma noktası oldu denir. İlerleme varken Gazali Tahafütül Felasefe'de felsefeyi eleştirdi, rasyonel düşünceyi eleştirdi. Ondan sonra felsefeyle uğraşmayı biraz şey yaptı, olumsuzladı, öyle diyelim. Daha çok işte Gazali dendiği zaman Kimya-i Saadet gibi, İhya-i Ulumiddin ve Abidler Yolu gibi daha çok işin tasavvufi yönüne bakanlara dikkat çekilir, eserlere dikkat çekilir. Ve Gazali'den sonra Gazali şerhçileri, yorumcuları için işte biraz bu yönden rasyonel düşünceye olumsuz baktılar denir. Halbuki Gazali Delaletten Hidayet'i yazarken bakıyoruz ki orada bir metodik şüpheyi kullanıyor. Her şeyden şüpheden söz ediyor. Özellikle diyor ki taklidi imandan tahkiki imana geçmek için şüphe ediyorum diyor. Bir metodik şüphe. Biz bunu kimde görüyoruz? Modern düşünce içerisinde Descartes'ta görüyoruz. Descartes'in metodik şüphesi var Gazali'de. Bilgiyi üretmede, duyumların, tecrübenin, aklın her birinin değerini ayrı ayrı irdeliyor Gazali. Bunu görüyoruz. Mantık için diyor ki farz-ı kifayedir diyor. Felsefe için de Gazali olumsuzladı derken aslında Gazali felsefeyi havasın işi değil diyor. Avamın işi değil diyor. Pardon, havasın işidir diyor. Çünkü yanlış anlamalar buradan çıkarılabilir. Bugün halen yanlış anlaşılıyor. Felsefeyle ilgili halen bizim toplumumuzda o dönemde çok hocam, rastlarız. Yani Hazreti Peygamber'in vefatından sonra dinden dönüş hareketlerinin de henüz durulmadığı dönemler. Yani tabii, Ahmet İbni Hanbel'in müdahil olduğu, yani o Nas'ın ön plana çıkarılmaya çalıştığı bir başka evreyi de yaşıyor aslında. Tabii. Bu bir takım şeylerle karşı böyle yıkıcı cereyanlar diye ifade edilen İslam tarihi içerisindeki, onlara karşı belki Gazali'nin biraz hassas davranması anlaşılabilir. Ama bunun şeyinden rasyonel düşünceyi yasaklamak anlaşılabilir bir durum değil. Şimdi bu düşünce, rasyonel düşünceyi siz medreselerden çıkarmaya başladınız diyelim. Bu böyle bir gelenek gelişmeye başladığı buna zaman. Buna bir çizgi koyabiliyor muyuz hocam? Tarihin şu çizgisinden itibaren diye. Valla şimdi Gazali'den itibaren 13. yüzyıldan 13. itibaren bu şeyin bilimsel ilerlemenin ivme kaybettiğini, o yükselişin durduğunu, gerileme diyebileceğimiz bir yavaşlamanın olduğunu söyleyebiliriz. Gazali 1058-1111 yıllar arasında yaşıyor. İşte 13. asırdan itibaren o 9. asrın sonundan itibaren başlayan 10. ve 11. 12. asırdaki hızlı yükselişte bir gerileme var. Yalnız burada bütün, yani Gazali'yi bir şey olarak, günah keşisi olarak da ilan etmemek lazım. Onu söylüyorum ben özellikle. Gazali'nin burada bir farklı yorumlanmasından bu kaynaklanıyor. Tabii bu düşünce, rasyonel düşünce, eleştirel düşünce şey yapınca medrese eğitim hayatından çıkarılınca Batı'yla arada fark açılmaya başlanıyor. Öndeyken siz artık bir reform hareketi Batı'da başlıyor. Bir Rönesans hareketi başlıyor. Sonra modern düşünce, bunlar hep birbirini tetikliyor, peş peşe geliyor.
sizinle aranızda sürekli mesafeyi açmaya başlıyor Batı. Daha sonra aydınlanma ve işte endüstri devrimi şeklinde bu gelişimini sürdürüyor. Aslında bu ara bu şeyi, durumu görenler de var. Mesela Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda söylediği şu söz çok bariz. Diyor ki medreseden diyor işte rasyonel düşünceyi çıkardık diyor. Şeyin ilmin rüzgarını kestik diyor. Bunun farkında. Ama bu yeterince etkili olmamış ki burada bir sorgulama yapıp ne oluyor bize diye bir hesaplaşma yok. Aslında bilimsel düşünce için bir hesaplaşma gerekiyor. Yani öncelikle şeyin zihin konforunun bozulması lazım. Bu konforun bozulması. Yani Biruni ne yapıyordu? Farabi ne yapıyordu da sonradan yapmadık? Ha Biruni diyor ki senede diyor iki defa bayramlarda tatil yaparım diyor. Şimdi bakın böyle çalışıyor. Ben diyor %90 diyor zamanımı düşünsel faaliyetlere ayırırım diyor. Düşünce deneyleri yapıyor sürekli. Yani bir bilimsel zihniyet var onda. Onu görüyoruz. Sonraki dönemde bu yok. Bunu kaybettik. Özellikle biraz önce dedik ya bilim olanla bilim olmayanın sihirle, büyüyle, hurafeyle bu ayrımın yapılmasının derdinde. Bunu önemli buluyor. Sonra bilimsel düşünceye diyor bir serbestlik tanınmalı. Özgür bir toplumda, özgür bir ortamda bilim olabilir diyor. Sonra diyor ki toplum bilime değer vermeli. Bilim değerlidir. Bunu toplum da görmeli. Devamında diyor ki yöneticiler değer vermeli. Yöneticiler diyor bunu teşvik etmeli, desteklemeli, kolaylaştırıcı bir takım uygulamalar getirilmeli diyor. Şimdi dikkat edin. Ve çok önemli bir şeyi daha söylüyor. Bir bilim zihniyetinden, şeyinden söz ediyor. Metodolojisinden söz ediyor. Siz bilim yapacaksanız bir metodolojinizin olması lazım. Onun peşinde. Yani, hocam araya gireceğim. Bu dönemde Abbasilerin bu döneminde Bağdat öyle bir medeniyet merkezi haline geliyor ki sokakların mahalleleri felsefi veya ilmi kelami ekollere böyle bölünmüş. Bir aslında hani o geçmişteki site devletlerinde olduğu gibi bu fikirlerin çarpıştığı bir şehre dönüşüyor. Bu kadar bir zirveye taşınıyor. Evet. Fakat sizin de söylediğiniz gibi yani 11. yüzyıldan itibaren bu gerilemeye uğruyor. Peki biz Müslüman Türkler 2-3 asır daha o bilimin nosyonunu, o bilimi getiren iklimi, coğrafi veya siyasi şartları 2-3 yüzyıl daha ileriye taşıyabilmemizin altyapısında ne vardı hocam? Vallahi taşıyabilemememizden mi acaba diyelim bunu? Niye taşıyamadık mı diyelim? Mesela bir Ulu Bey'den sonra Osmanlı'da bir Akşemseddin. Hani yine müspet bilimlerin medrese içerisindeyken hani çok genel bir değerlendirme vardır. Hicaz'ın fethiyle birlikte Eşari ekolünün İstanbul'a taşınmış olması gibi. Hani o yüzyıllara kadar Osmanlı'nın fütuhat dönemi bilimsel olarak o ilerlediği dönemlerde. Biz o genel o 300 yılın dışında bilimi kendi coğrafyamızda nasıl muhafaza ettik hocam? Valla bizim o 10. 11. 12. yüzyıl hatta 13'e kadar diyelim biz bu şeyi yükselişi kaybettik öncelikle ama bilim faaliyeti yok diyemeyiz. Evet buyurduğunuz gibi Ulu Bey var. Daha pek çok şeyler var. Bilimle uğraşan Ali Kuşçular vesaireler var ama bizim şeydeki 11. yüzyıldaki gerçekleştirdiğimiz başarıyı sonraki yüzyıllarda sürdüremiyoruz. Bunu görüyoruz. Mesela Biruni tepenin yüksekliğini hesaplayın diyorlar. Biruni bir açıyla bunu ölçmeye çalışıyor. Tepeye 100 metre yaklaşıyor. Yeni bir açı daha buluyor. Açı genişliyor. İkisi arasındaki farkı buluyor. Tepenin yüksekliğini ölçüyor. Bakın bunu kendisi geliştiriyor. Tanjantı, potanjantı bunları kullanıyor. İşlemleri yapıyor. İkinci dereceden denklemleri çözüyor. Eczacılıkta bir sürü bitkilerin
işte nasıl kullanılacağı, zararlarını, yan etkilerini vesaireyi keşfediyor. Astronomi ile ilgili bir sürü cetveller hazırlıyor. Kıbleyi doğru ölçüyor Gazne'de. Bunları gerçekleştiriyor. Ayın hareketlerini, dünyanın döndüğünü söylüyor. Ekvatoru 25 bin kilometre olduğunu, onu ölçüyor. Yani bunlar kendisinden asırlar sonra batılı bilim insanlarının gerçekleştirdikleri. Yani Kopernik 17. yüzyıl olduğunu düşünürsen 11. yüzyıl, 6 asır önce bunu gerçekleştiriyor. Hocam, bu çok önemli. Hocam, okuduğumda çok şaşırmıştım. Tuzlu Ebu Hayyanoğlu Cabir. Evet. Harran'da. Yani o zaman aslında ortaya konulması oldukça zor. Atomu tarif ediyor. Cüz-i layete cezza diyor. Bölünebilecek en küçük, parça. Hatta o cüz-i layete cezzayı şöyle tanımlıyor. Diyor ki bunu, diyor, parçalanması çok zordur. Ama diyor eğer parçalanması mümkün olursa ortaya çıkacak kudret, benzetmek diyor haşa günah olmasın, Rabbin kudretine benzer ve bir anda bütün Bağdat ortadan kaldırabilir diyor. Evet. 1100'lü yıllarda Tuzlu Ebu Hayyanoğlu Cabir atomdan bahsediyor. Einstein'dan, evet, yüzlerce yıl önce. Şimdi bu bilimin aşama aşama ortadan kaybedilmiş olması Müslümanlar açısından... Veya benzer şey İbni Heysem'in işte ışıkla ilgili, görmeyle ilgili, evet, yaptığı çalışmalar, açıklamalar. Yani çok ileri zamanın düşüncelerine göre, yani bizim görme olayımızın gözden değil de bizim gözümüze gelen ışıktan kaynaklandığını tarif ediyor mesela. Bunlar, ya bu optik daha geçtiğimiz yüzyılda ortaya koyduğu şeyler bunlar. Yani. Evet, tabii bunlarla çok yüzyıllar öncesinde çok doğru açıklamalar yaptığını, bazen tabii her şey çok doğru olacak diye bir şey yok. Bilim çünkü çok dinamik bir şey. Yeni şeyler keşfediyorsunuz, bilime yeni şeyler katıyorsunuz ama bunların ilk olması açısından çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hocam ilk, fakat ardılları da yüzlerce yıl sonra geliyor. Tabii. Şimdi Timur'un torunu olan Ulu Bey yeryüzünün güneş çevresinde tam devrini 365 gün 6 saat 9 dakika 6 saniye olarak hesaplıyor. 21. yüzyılda en modern cihazlarla yapılan hesaplamalarda Ulu Bey'in yapmış olduğu bu hesapla arasında 58 saniye fark, evet, tespit ediyor. Şimdi hani Ulu Bey bunu yaptığında hani bir asır sonra değil. Yani ardılı olabilecek bilimsel tespit yüzlerce yıl sonra gerçekleşiyor. Evet, birkaç asır var arada. Yani burada şunu gösteriyor. Yani bilimin, özellikle astronomiyle ilgili, fizikle ilgili, kimyayla ilgili, özellikle bugünkü farmakoloji dediğimiz o alanla ilgili söyleyebileceğimiz, evet, çalışmalar hakikaten bu yüzyıllar sonrasına kadar çok etkili olan çalışmalar. Yani şeyin, İbn Sina'nın El Kanun adlı tıp kitabı 18. yüzyıla kadar 6 asır Batı'da temel tıp kitabı olarak okutulmuştur. Yani düşünün. Yani bu derece etkili olmuştur. Yani bizim özellikle Bacon'la başlayan modern bilim üretilmesi, Batı'nın bunu başardığı dönemden sonrakinde çok şeyimiz yok. Bu dönüşümü yakalamada bir başarımız yok. Bunu gerçekleştiremiyoruz. Onu söylüyorum. Esas biz o zihniyeti, o düşünceyi şey yapabilseydik, okuyabilseydik, doğru okuyabilip o dönüşümü biz de gerçekleştirebilseydik, belki bugünkü olduğumuz yerde olmayacaktık. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi dedik ya, bunu neden sonraki yüzyıllarda, önceki yüzyıllardaki gibi gerçekleştiremedik? Bunu kim gerçekleştirecekti? Osmanlı bir cihan devleti. 6 asır dünyaya hükmetti. Güçlü bir devlet. Yani gerektiği kadar belki söyleyebiliriz şunu ki, bu işin üzerinde dursaydı bilimi üretemez miydi? Ama bilimi üretmenin şartlarını hazırlayabilir yönetim ancak. Bilimi üretecek şeyin başında bir bilimsel zihniyetin oluşturulması, bir rasyonel düşüncenin, bir eleştirel düşüncenin olması gerekiyor. Yani aklın bir veri olarak kullanılması gerekiyor. Akla dayalı ve deneye dayalı bir bilginin, dedik ya, bir deneysel modelleme ile akılsal modellemenin kesiştirilmesi, birlikte kullanılması gerekiyor. Şimdi
Bacon diyor ki bilgi güçtür diyor. Bilgi güçtür. Doğaya egemen olmak için diyor, doğanın sırlarına ulaşmamız lazım diyor. Bu sırlara niye ulaşmak istiyor? Doğaya egemen olacak ve ondan yararlanacak. Bunun için bilgiyi üretmek istiyor. Bakış açısı bu. Şimdi bizim kültürümüzde bu bakış açısı yok aslında. Biz doğa ve biz karşılıklı değiliz. İki ayrı alan değiliz. Biz bir bütün olarak bakıyoruz doğa. Biz doğanın bir parçasıyız. Kendimizi öyle görüyoruz. Ve onu sömürmeyi düşünmüyor aslında bizim düşünce insanlarımız aynı yüzyıllarda. Bakış farklı. Ama bu bakış aradaki şeyi açıyor, mesafeyi. Çünkü bu üretilen bilgiyi siz eşyaya uygulamaya başlıyorsunuz. Eşyaya uyguladığınız an teknoloji çıkıyor ortaya. Bir endüstri devrimiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Önce bilgi bakıyoruz, işte kimyada üretilen bilgi, endüstrileşmede zaten kimya alanında öncelikle gelişmeye başlıyor. Ve bu bilgiye dayalı üretim daha sonra pek çok alana, işte yeni silahlar üretmeyi düşünebilirsiniz, yeni teknolojiler üretmeyi, bunun peşinden işte makinenin üretilmesi geliyor. Bu böyle birbirini tetikleyerek devam ediyor. Yani hem bilimsel bilgi üretiliyor, bu eşyaya uygulanıp teknoloji çıkıyor ortaya, hem teknolojideki ilerlemeyle yeni bilgi üretmeye başlıyor. İşte mikroskopu kullanıyorsunuz, teleskobu kullanıyorsunuz, yeni laboratuvarlar oluşturuyorsunuz, yeni ölçme teknikleri, yeni gözleme teknikleri getiriyorsunuz ve bu şekilde karşılıklı olarak birbirini besleyerek bir ilerleme söz konusu oluyor. Şimdi bu dönemde biz bu işin içinde yokuz. Öyle diyelim. Hocam şu tespiti de seyircilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Yani bizde bilimin ilerlediği dönemdeki ve onların tekrar bilime sarıldığı dönemde ortak bir nokta var. Kompleksiz, açık bir zihin, açık bir akıl faaliyeti. Yani ilk Müslüman topluluklar o klasik felsefe metinleriyle karşılaştıklarında nasıl onların başka bir inanç, başka bir kültür dairesinde olmasına rağmen onları okumakta, tercüme etmekte bir kompleks duymadıysalar, Batı Arapların ve Müslümanların elindeki bu klasik metinlerin Arapça orijinalleri, Arapça metinlerini tercüme ederek bunları tekrar okudu. Ama bizden belki farklı şunu yaptılar. Onlar İbn-i Sina'yı tercüme ederken onu İbn-i Sina olarak kendi kitlelerine ulaştırmadılar. Adına Avicenne dediler. Belki bu manada bir koruyucu unsur oluşturdular. Hatta yine makalelerde okuyabildiğim Bizans'ın fethedilmesi, yani İstanbul'un fethedilmesine kadar Araplardan alınan bu metinlerin tercümesi bir Arapça tercüme bilimi. Böyle bir sektör meydana getirmiş. Yani Batı da aynı Müslümanların başlangıçta yapmış olduğu en kompleksiz halle bilime karşı o açık fikirle birlikte öyle bir sarılmış ki peşinden yani tahmin hudutlarını aşan bir bilimsel tekamül meydana getirmiş. Peki hocam, işte bu noktada bir soruyla karşı karşıya tabii geliyoruz. Orada şunu söyleyeyim, Batı'nın o temasında Endülüs'ün payı büyük. Yani zaten metinleri oradan alabiliyorlar. Evet. Peki hocam, şimdi felsefenin, yani aslında felsefe derken de ne yazık ki felsefeyi topluma başka bir algıyla beraber sunuyorlar. Yani la dini bir düşünüş biçimi gibi sunuyorlar. Aslında baktığımız zaman o klasik dönemde Müslümanların o 300 yıllık saadet döneminde felsefe dedikleri şeyin içerisinde bütün müspet bilimlerle birlikte bir ilerleyişi takip ediyoruz. Bu meyanda bugün bırakın felsefeyi, İslam'la felsefenin aynı satırda zikredilmesi bile İslam adına bir fenalık olarak değerlendiriliyor. Siz bir bilim felsefecisi olarak İslam felsefesi kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi İslam felsefesinin tanımını yaparken genellikle iki şeyden, bakış açısından söz edebiliriz. Birisi, bir grup der ki bu doğrudan doğruya İslam dini üzerinden yapılan felsefe diyen bir grup vardır. Bu çok fazla değil yalnız. Bir grup da der ki İslam coğrafyasındaki yapılan her türlü tefekkür faaliyetidir
İslam felsefesidir. Bunun içerisinde Müslüman olmayanlar da, Yahudi düşünürler, filozoflar da vardır, Hristiyanlar da vardır, materyalistler de vardır, Müslüman düşünürler de vardır. Böyle tanımlar. Bu ikinci çok daha yaygın kabul gören tanımlamadır. İslam coğrafyasındaki yapılan tefekkür faaliyetinin adıdır aslında bu İslam felsefesi diye söylenen. Şimdi felsefe dine karşı mıdır? Dinle bir hesaplaşması var mıdır? Zaman zaman bunu mesela bilim içinde söylenir. Bilim din çatışmalarından falan da söz edilir. Felsefe içinde bu söyleniyor malum. Aslında felsefi düşünce esas itibariyle dinle bir arada olamaz gibi bir şeyi söylemek felsefe düşünce için çok doğru bir ifade değil. Çünkü dinin alanı, felsefenin alanı var. Felsefenin kendine özgü bir yöntem var. Felsefe neyi kullanıyor? Felsefe aklı kullanıyor. Değil mi? Ha, din ilahi dinler için neyi kullanırlar? Vahiy var. Buna en güzel aslında Farabi cevap veriyor. Diyor ki Farabi, akıl ve vahiy birbirine aykırı olamaz diyor. İkisinin kaynağı aynıdır diyor. Aynı kaynaktan söz ediyor. Ha, aynı kaynaktan söz etmeyi Farabi'ye ait olarak alalım. Bunu bir parantez alıp bir kenara koyalım. Şöyle bakalım bu defa. Felsefe bizi dinsiz yapar mı? Ya da dindar yapar mı? Evet. Buna Francis Bacon'ın şu sözüyle aslında bir cevap verebiliriz. Francis Bacon diyor ki az felsefe diyor sizi dinden uzaklaştırır. Hani az hekim sizi candan eder, az imam sizi imandan eder gibi halk arasında böyle sözler vardır ya. Az felsefe de böyle bir şey diyor. Ama diyor ki derin felsefe diyor sizi Tanrı'ya yaklaştırır diyor. Aslında öyle derin felsefenin insanlar ateist veya materyalist yapması gibi bir durum söz konusu değil. Felsefenin misyonu bu değildir. Yani insanları dindar yapmak, dinsiz yapmak, materyalist yapmak, ateist yapmak, fatalist yapmak falan değildir. Felsefe bir düşüncedir. Nasıl bir düşüncedir? En derin düşüncedir. Temellendirmeye dayanan, bir mantıksal örgü içeren, sorularla derinleşilen bir düşünme biçimidir. En temel sorulara cevap vermeye çalışır. Diyoruz ya, aklın en derin kaynağı. Sistemli bir düşünme. Yani aslında felsefi düşünce bir bakıma aklı eğitir. Aklı, aklın eğitilmesi ne demek? Aklın eğitilmesi demek, siz eğer dindarsanız kendi inancınızı temellendirmede siz onu değerlendirebilirsiniz. Siz ateistseniz onu öyle değerlendirebilirsiniz. Kendi inancılarınızı sağlamlaştırabilirsiniz. Yoksa o size bir şey dayatmaz. Sizi yargılamaz. Felsefi düşüncede yargılama yoktur. Orada bir nasıl diyelim, bir yansızlık vardır. Yani o herkesin düşüncesine tahammül etme, her türlü düşünce çeşitliliğine alternatifi teşvik etme vardır. Evet, farklı düşünceler alternatif demektir. Eğer farklı düşünce yoksa alternatifsiz kalmışsınız demektir. Tek tip düşünme başlar. Onun için felsefi düşüncenin toplumda yaygınlaşması gerekir. Farklı düşünme biçimlerine bizim ihtiyacımız vardır. Çünkü sorunlarımız var. Çok değişik sorunlarımız var. Sorunlarımızı çözmek için kullanacağımız en önemli kaynaklardan birimiz, birisi akıl değil mi? Aklımızı kullanacağız. Aklımızı değişik biçimlerde kullanmak, farklı düşünce geleneklerinin olması, farklı metotlar geliştirmek olumlu bir durum mudur, olumsuz bir durum mudur? Bunlara ihtiyacımız var. Çünkü sorun dediğimiz şeyin aslında tek bir metotla çözülmesi söz konusu olmayabiliyor. Yani aslında çoğu zaman da tek bir çözümü de yoktur zaten. Felsefe alternatifsizliğin karşısında olmaktır diyebiliriz. Bu anlamda alternatif demek ne demek? Bizim farklı seçeneklere sahip olmamız demektir. Farklı seçeneğin olması bizim özgürlüğümüz demektir. İrademizi kullanabilmemize imkan sağlıyor. Aslında bu var temelde. Yoksa bizim şöyle inanmamızı, böyle inanmamızı değil. Evet, böyle mi değil? Ama bizim oluşturduğumuz inancın bir mantıksal örgüye sahip olmasını bize sağlar.
Onu sağlam temellendirmeyi sağlar. İşte Gazali'nin dediği de o değil mi? Taklidi imandan tahkiki imana gitmek istiyorum diyor. Ve orada şüpheyi kullanıyor. Değil mi? Bunu şüphe verecek. Bütün bildiklerimden şüphe ederim diyor. Descartes de aynı diyor. İnsan diyor hayatında bir defa bütün bildiklerinden şüphe etmeli diyor en az. Şey de aynısını söylüyor aslında. Sokrates de aynısını söylüyor. O da ne diyor? Sorgulanmamış yaşam, hayat yaşamaya değmez diyor. Sorgula diyor sürekli. Hesaba çekme. Sorgulama. Hani Ahmet Yesevi'nin bir sözü vardır ya. Milliyetim der, Türk olmam der, işte benim kaderim der Ahmet Yesevi. Dinim der, benim seçimim der. Bakın seçimimizi yapmamızda, irademizi ortaya koymamızda bizim alternatife ihtiyacımız var. Farklı düşünce gelenekleri bu anlamda bizim zenginliğimiz oluyor, düşünsel zenginliğimiz. Bunun için özgür bir topluma ihtiyaç var. Özgür toplum nasıl bir toplumdur? Herkesin fikrini rahatça ortaya koyabildiği toplumdur. Antik çağ niye önemli? Niye Rönesans antik çağa dönerek oradan ivme kazanarak geldi? Temel özelliği nedir orada? Bir tartışma ortamı var. Fikri, entelektüel bir mesainin orada yoğunlaştığını görüyoruz. Ve hayat orada, şeklinde dönüşmüş tabii, değil mi? Tabii orada kitap ortaya çıkıyor. Bir kitap pazarının kurulduğunu görüyoruz. Kitap nerede okunuyor? Kitap pazarı nerede kuruluyor? Medeniyet orada yükseliyor. Hocam bizim, yukarıda da bu sözünüzü söylediniz. Ben bunu notlarımın arasına alacağım. Evet, bu bizi 11. 12. asra bakın. Evet, Kutat Kubilik. Değil mi? Divan-ı Hikmet. Değil mi? Bakın şimdi bütün kitap, yani kitap piyasası kuruluyor. Piyasa denince biraz daha böyle bir şey, market gibi algılandı. Evet, başka bir şeyi de çağrıştırıyor ama bu da iyi bir şey çağrıştırıyor. Kitabın olması, kitabın dağıtılması, yaygınlaşması. Antik çağda da bu var. Rönesans'ta da bu var. Aydınlanmada da bu var. Kitap var. Kitap. Kitap özgür bir ortamda hem yazılıyor, hem yayılıyor, dağıtılıyor. Ondan sonra bakıyoruz. Kitap kimin elinde? Kitap kimin elindeyse geleceği de okuruyor. O belirliyor. Bunu görüyoruz. Bu bir düşüncenin ürünü. Kitap dediğimiz şey. Siz bir şeyi tartışıyorsunuz. Bir sorununuz var. Onu görüyorsunuz. Sorguluyorsunuz. Ona çözüm üretmeye başlıyorsunuz. Ortaya bir şeyiniz çıkıyor. Eseriniz çıkıyor. Esas olan bu. Şimdi bizim ve genel anlamda İslam coğrafyasında gördüğüm bir şey, bir sorgulamanın olmaması. Rahatsız değil insanlar. Bence en büyük problem bu. Tam aksine zihin konforunu bozması gerekiyor. Yani öyle sanal bir takım şeylerle işte ortaya konulan senaryolarla, yani her şey iyi, güllük gülistanlık gibi görmek, göstermek, bunlar gizlemektir. Sorunu gizlemektir ve çözümden uzaklaşmaktır. En büyük sorunumuz bugün bu. Eğer her şey iyiyse niye Avrupa veya Amerika'nın durumu bize göre, yaşam kalitesi bu kadar iyi durumda, onlar bu kadar egemende, biz bu durumdayız. Hocam yani bunu sormamız lazım. Kan burada, gözyaşı burada, çatışma burada, sefalet burada, adaletsizlik burada. Şimdi bu bizi rahatsız etmiyorsa ciddi bir sorunumuz var demektir. Bunun bizi rahatsız etmesi. Hocam işte o rahatsız etme kısmı herhalde bir evre sonra gerçekleşiyor. Osmanlı'nın o gerileme ve çöküş döneminde arayışların en başında şey var. Yani Osmanlı'nın bu kötü gidişine dur diyebilmek için ne yapılması gerekir sorusunun cevabı geçmişe atıflar ve klasik metinlere, klasik usullere dönmek. Yani aslında bir sistem eleştirisi yapmak değil. Bugün İslam halklarının, milletlerinin de başındaki sıkıntı bu. Yani mevcut durumları hakkında bir tespit yapmaktan ziyade o işte 300 yıllık bilimsel bir saadet asırlarına referans yapabilmek. Ama bugün
yaşadığımız coğrafyaya, içinde yaşadığımız toplumu, o sizin demin ifade ettiğiniz o bilimsel düşüncenin özgürce ilerleyebileceği bir dünya olmaktan çıkardığımız müddetçe geçmişe yaptığımız referanslar geçmişi bize tekrar getirmeyecek. Yani bir maziyi ihya edemeyeceğiz, ancak bir istikbal inşa edebiliriz. Çok yani bu noktada aslında bir başka sorumuzun bir başka evresine geçmek gerekiyor. Halimiz işler acısı. Yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava meteoroloji tahminlerini NASA ile yarıştırmak gibi oldukça garip kendimize yaşadığımız avuntularla durumumuzu tevil etmeye çalışıyoruz ama aramızdaki mesafenin her geçen yılda ne kadar arttığını bilimsel çevrelerde görebiliyoruz. İşte tam bu noktada hocam biz Türk milleti olarak bir Türk Rönesansı'ndan eğer bahsedeceksek kendi referans değerlerimizi gözden geçirdiğimizde hangi metodu, hangi referansları tekrar bugüne irca etmemiz gerekiyor hocam? Şimdi çok güzel. Şunu söyleyelim. Tabii ki o 10. asır, 11. 12. asırla övmek değil mesele, esas mesele. Şimdi orada ne vardı? Ne yok şimdi? Bir şey vardı. Şimdi ne yok? Ne yok? İşte bunu oraya dönmek derken bunu almak ya da şöyle diyelim bunu. Biz orayı yeniden okutmalıyız. Bugüne göre okumalıyız. Yani bu yeni okuma bu olmalı. Yani bugüne göre okutmalıyız biz orayı. Oradaki şeyi uyarlamalıyız. Biz bunu yapabilen bir toplum, bunu yapabilen bir medeniyet bugün niye yapamaz? Niye yapmasın? Bu var mesele. Oradaki çok temel olan bir şey var. Bir defa dedik ki bir özgür düşünce ortamı var o günün şartlarına göre. Çok önemli bu. Bir samimiyet var. Sana bir samimiyet var. Ve bir özellikle mesela Ahmet Yesevi'de gördüğümüz bir gönül felsefesi var. Mesela bir gönül. İncitme diyor. Kimseyi hor görme diyor. Ben benliğine yenilme diyor. Yenilme diyor. İnsanın önce bir kendini keşfetmesi esası üzerinden gidiyor. Bunu görüyoruz. Ve Ahmet Yesevi'den yansımayı işte Hacı Bektaş'ta görüyoruz. Onun halifelerin öğrencisi olarak Hacı Bektaş ne diyor? İncinsen de incitme diyor. Eline, beline, diline hakim ol diyor. Yunus'ta görüyoruz yine. Yunus ne diyor? Bir gönül yıktıysan kıldığın namaz değil, 72 millet elin yüzün yumaz değil. Bir gönül kazandıysan binde bir de az değil. Bir şeye çağırıyor dikkat edersek. Yani bu pek çok düşünür de bizim medeniyetimizde o nehirdin, o akıştan gelen insanlarda bu var. Aslında onu görüyoruz. Bir entelektüel alçak gönüllülüğü var. Bu zihniyetin bizim 10. 11. 12. asırdaki zihniyetin bir entelektüel. Bu çok önemli bir şey. Evet, çok önemli bir şey. Ve samimiyet diyoruz ona. Bir samimiyet var. Evet, bir gerçekten iyi olma hali var. İyi olma. Yani gerçekten bir şey üretmek istiyor. Topluma karşı bir sorumluluk duyuyor. Bilmek istiyor. Öğrenmek istiyor. İlmi yüceltiyor, bilgiyi yüceltiyor, adaleti yüceltiyor, gönlü yüceltiyor. Hurafeyi, büyüyü, sihiri kovalıyor. Onu reddediyor. Bu var. Şimdi bu yücelttiği değerlere bakıyoruz. Evet. Herkesin kendini ifade edebildiği ve samimi olarak düşünce üretebildiği bir ortamı şey yapalım şimdi. Göz önünde bulunduralım. Yönetimler bunu destekliyor. Bakın o dönemdeki hükümdarlar, Gazneli Mahmud'a bakalım, Sultan Reşit'e bakalım, Halife Memnun'a bakalım. Bizim medeniyetimize doğru
geldiğimiz zamanda da aynı şeyi görüyoruz. İşte Selçuklu hükümdarlarına bakıyoruz, Karahanlı hükümdarlarına bakıyoruz, Gazne hükümdarlarına bakıyoruz, işte Timur'a bakıyoruz. Hepsinde bu var. Bilimi ve bilim üreten insanı değerli görme var. Bilimi teşvik ediyor. Hocam, evet. Bilim aşağılanmıyor, dikkat evet. edin. Bilim üreten aşağılanmıyor. Yani onun önü açılıyor. O destekleniyor. Yani öyle hurafeye, büyüye, sihire, akıl dışı olana rağbet yok. Bu çok önemli. Sonra bilimde bir metodoloji var. Bilimsel bilginin nasıl olacağına dair metot geliştirdiğini görüyoruz. İşte Farabi'ye muallimi sani derken ikinci büyük mantık dediğim şey metodoloji demek zaten. Onun getirdiği bir metodoloji var. Ha, toplum için getirdiği mesaj var. Devlet adamının 12 temel özelliği diyor. Bakın, bir sorumluluğu var. Devlet adamı nasıl olacak? Bunu da tartışıyor. Yani bütün yönetimle ilgili, halk yönetilen ilişkinin nasıl olacağıyla ilgili bunun da şeylerini koyuyor. Aslında ilkelerini koyuyor ortaya. Buna gayret sarf ediyor. Buna çalışıyor. Yani bilgi, bilim, tefekkür faaliyeti değer taşıyor. Bunu söyleyebiliriz o dönemde. Çünkü bu mesela İslam'ın da şeyi böyle, emri böyle. Ne diyor işte Kur'an'a bakın, 264 ayet yanlış olmasın zannedersem. Şeyle, düşünmeyle ve akletmeyle ilgili. Yine bir başka ayette ne diyor? Akletmeyenlere diyor, Allah diyor. Evet, ne ağır bir ifade değil evet, mi hocam? Pislik atar pislik diyor. Bak, bunu söylüyor. 600 küsur ayet bilgiyle ve bilmekle ilgili. Bu da destekliyor bunu. Bakıyorsun Yusuf Has Hacib'in şeyini okurken, Kutat Kubili'yi. Şimdi bakıyorsun orada en çok üzerinde durduğu kavramdır bilgi. Adalet, gönül. Ve bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Dikkat edelim. Bakın, böyle bir şey var. Düşünce atmosferi, bir ortam var. Bu ortam içerisinde Biruni'nin nasıl Gazneli hükümdarları tarafından nasıl desteklendiğini biliyoruz. Hazineyi teslim ediyor. Hazineyi ona teslim ediyor bilim insanlarına. Sultan Sencer'in şeyi var, yine medreseyle, İzamiye medresesiyle ilgili örneği var. Yani bütün buralara baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bilim üreteni, bilimsel çalışma yapana yönetimlerin bir defa desteği var, toplumun saygısı var. Bir değer olarak o görülüyor. Bu çok önemli. Aklını kullanmak değerli görülüyor. Hocam, ayet-i kerime de öyle söylemiyor mu? Hani Arap'ı aceme, siyahı beyaza üstün tutmayan bu din bir noktada sadece eşitliği bir diğer taraf lehine bozuyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bir olur. Tabii. Şimdi yine bir bilgiye atıf var. Var. Yani aslında o bilgi üzerinden bir ideal toplum, iyi bir cemiyet, iyi insanlar, güzel ahlak sahibi insanlar gibi. Aslında insanoğlunun bidayetinden beri aradığı o ideal cemiyetlere insanı taşıyacak bilgiyi aslında topluma salık veriyor. Bu bilgi sadece ahlaki telakkilerle değil, bunun yanında işte o diğer bilimsel tekamülle de bir araya gelebilecek bir cennet olabilir ancak. Aslında ne yazık ki biz yüzlerce sene teorik olarak ortaya koyabildiğimiz şeyleri bir kenara bırakarak şekli bir İslam'a doğru, yani İslam'ın sadece formal yüzünü toplumun ön planına çıkaran, demin sizin ifade ettiğiniz gibi o iyiliğe dönük, iyi insan, iyi Müslüman, iyi huylu Müslüman, iyi ahlaklı Müslüman gibi temel vecibeleri, aslında insanlığın olma noktasında idealize edilen kimliğini biraz geri bırakmış oluyoruz hocam. Evet, ne yazık ki. Çok doğru. Yani şimdi İslam peygamberine baktığımız zaman ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim evet. diyor. Bizim bu biraz önceki sözünü ettiğimiz metinlere baktığımız zaman hep güzel ahlak vardır orada. Ahmet Yesevi'nin bütün derdi odur.
Yusuf Has Hacib'in derdi odur. Güzel Akra, Yunus'un derdi odur. Hacı Bektaş'ın derdi odur. Mevlana'nın derdi odur. Bakın, bir dinden ahlakı ayırdığınız zaman dinin içi boşalır. Bugün düşünün, toplumu %99'u Müslüman. Ama yolsuzluk, usulsüzlük, yalan, adam kayırma, değil mi? Pek çok şey var. Yüz kızartıcı bu kadar, bu kadar bir sürü şey, yani şimdi söylemeye de utanacağımız pek çok şey de var bunların içinde, değil mi? Bunlar niye bu kadar var? Bir yerde bir yanlış yok mu? Aslında formal olarak muhafazakarlaştığımızda gözde görülüyor ama öze doğru bir eksilme var gibi evet, geliyor. Yani o ahlaktan ayrı bir din çıkıyor ortaya. Oysa ki bütün dinlerin hemen hemen amacı ahlak vaz etmektir. Ahlak sorunumuz var. Gerçekten ahlak sorunumuz var. Yani doğru telakki etme noktasından uzaklaşıyoruz. Yani bize işte bir kul hakkını bile alsak nasıl eylememiz gerektiğiyle ilgili, diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağımızla ilgili bize esasları getiriyor. Değil mi? Komşunu rahatsız etme, kul hakkına girer. Başkasının hakkını alma, kul hakkına girer. Yalan söyleme, kul hakkına girer. Gıybet yapma, kul hakkına girer. Dikkat et. Yani vazifen varken vazifende suistimal kul hakkına girer. Kul hakkı demek sadece birinin cebindeki parayı çalmak demek değildir. Bilim yapan insan eğer layıkıyla bilim faaliyetinde bulunmuyorsa o bile kul hakkına girer. Sorumluluğunu yerine getirmiyor. Vazifesini yapmıyor. İşte bakın, ahlak böyle bir şey. Şimdi Batı bir ahlak üretti. Evet. Bir vazife ahlakı var adamların. İş ahlakı var. İşte Akif'in dediği gibi Avrupa'dan dönüşünde ne diyordu? Çok güzel. Yani onların diyor bizim dinimiz gibi işleri var. Bak bunu söylüyor. Yani Müslüman gibi. İslam'a uygun bütün işleri. Ama Müslüman yok diyordu. Değil mi? Bunu söylemedi mi? Bizim işlerimiz gibi bir başka şey var. Bir başka inanca çok dokunmak istemiyorum aslında, o sözü de çok o anlamda söylemek istemiyorum ama mesele anlaşıldı yani. Mesele anlaşıldı. Yani burada böyle bir durumumuz var. İşte bizim oradaki yeni çıkışımızda belki işte bunu yakalamamız gerekiyor. Biraz önce dediğimiz, yani Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, onların öncülerine gittiğimiz zaman Ahmet Yesevi'den, bu 2016 yılı biliyoruz. Ahmet Yesevi yılı UNESCO tarafından kabul edildi. Veya Yusuf Has Hacip'ten. Mesela Yusuf Has Hacip diyor ki Türk saftır diyor. Tatkıbilik. Hocam biraz safız galiba. Saf diyor. Hakikaten. Evet, saf. Saf bu kötü düşünmeyen, temiz anlamındadır bu. Temiz anlamında söylüyor bunu. Yani o art niyetli değildir. Yani samimidir. Açıktır, şeffaftır. Bunu söylüyor aslında. Bu güzel bir özellik. Üstün bir özellik aslında bu. Hüsnü ama biz ahlakı kaybedince, ahlaktan vazgeçince bu o kadar muhteber bir özellik görülmemeye başlanıyor, değil mi? Başka şeyler aranıyor o zaman. İşte bizim orada bir şeyimiz var, bir mirasımız var. Onunla övmek değil esas mesele. Onu bugüne aktarmak, bugüne göre uyarlayarak aktarmak, bugünden değerlendirmek. Yani bütün mesele bu. Yeni bir ivme kazandırmak, yeniden okumak. Hocam maziyi ihya edemeyiz, atiyi inşa edebiliriz. Yani bütün bu mazi, mesele budur. Maziye dönük o güzel hatıralar bizim için aslında bunların yeniden inşasının mümkün olabildiğine dair bir veridir. Yoksa hani geçmişte yaşamak, geçmişi ihya etmek... Yok o bir şey. Biraz, o yok zaten. Ona gidemeyiz. Zaten meselemiz şudur. Biz birikimimizi bugüne taşıyıp bunu kullanacağız. Değerlendireceğiz. Pek çok şeyi de eleyeceğiz. Pek çok şey bugün karşılığı yok. Onlarla ısrar edilmeyecek. Zaten o zaman geçmişte kalmış oluruz. Geçmişte yaşama yaparız. Nehri geriye akıtmaya çalışırız. Bu mümkün değil zaten. Biz onun üzerinden yeniden okuma derken bugüne göre yorumlama, bugüne göre
değerlendirme, yani sorgulama, bir hesaba çekme kendimizi. Esas meselemiz, bence esas meselemiz bu. Durumun bizi, bulunduğumuz durumun bizi rahatsız etmesi lazım. Eğer bizi rahatsız ederse biz bu duruma bir çözüm bulacağız. Şimdi bakın, bilimsel yayınlar, bilimi konuşuyoruz. 57 tane Müslüman ülke var. 57 tane. Türkiye'yi çıkardığınız zaman 56, İran'ı çıkardığınız zaman 55. 55 Müslüman ülkenin bilimsel yayını Türkiye kadar değil. Düşünebiliyor musunuz? Biz de Batı ile kıyasladığımız zaman onların sıralamasının en altındayız. Geriye kalan 55 ülkenin toplamı kadar anız. Daha fazlayız yani. Evet. Böyle bir durumumuz var. Bu bizi rahatsız etmeli. Müslümanlar birbirini boğazlıyor dünyada. Ya şöyle bir kolaycılığını bulduk. Ya bunu başkaları yapıyor. Şu yapıyor, bu yapıyor, o yapıyor. Ya sen de yap bakalım, yapabiliyor musun? Eğer senin bir sorgulama kültürün olsa, şu mezhepten, bu mezhepten, şu etniteden, bu etnisiteden, şu bölgeden, bu bölgeden diye insanları katleder misin? Yapar mısın bunu? Değil mi? Bu çağda. Bu çağda. Bununla neyi çözeceksin? Neyi halledebilirsin? En yakınındaki insanlara zarar veriyorsun. En uzaktakine de zarar verme. Biraz önce söyledik. Bak, incitsen bile incinme diyen bir medeniyet var. Bir gönül medeniyeti diyoruz. Bir tarafta da ama tekfir ve katliamlara giden bir başka bir süreç var karşımızda hocam. Yani şeyin tepesinde, bir kepçenin tepesinde bir insan sallandırıyorsun. Veya bir göğsüne bomba patlatıyor, bağlıyor, gidiyor infilak ettiriyor. Yani korkunç şeyler baktığımız zaman. Oraya bak, incinsen de incinme diyene bak ve o felsefeye bak, bu felsefeye bak şimdi. Nasıl kıyaslayacağız, nereye gelmişiz? Bunda bir yanlışlık yok mu? Bir yanlışlık var. Bundan rahatsızlık duymalıyız. Bunu din zannediyor isek, evet, diğeri neydi? Yani peygamberin söylediği güzel ahlak neydi? Yani incinsen de incitme sözü neydi? Gönül yıkma. Evet, değil mi? Gönül yıkma. Bir gönül yıktıysan kıldığın namaz değil. Namaz dinin direği değil midir İslam şeyinde, düşüncesinde? Bunu söylüyor. Aynı namaz için Cenab-ı Allah demiyor mu ki onların kıldıkları namaz yazıklar olsun ki onları kötü işler yapmaktan alıkoymaz. Yani nihayetinde namazın da fonksiyonu insanları kötü işlerden alıkoymak olduğunu işaret ediyor. Yine o iyi insana, o iyi ahlaklı, güzel insana işaret ediliyor. Yani dinin kaynağında da bu böyle refer ediliyor. Kesinlikle bu var. Şimdi bakın, bilimin yükseldiği yerde, bakın, aynı dönemde fikri entelektüel faaliyet içerisinde ahlaki yaşamımıza ait de bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Bakın, onu ortadan kaldırmıyor. Özgür düşünce ortamı, o düşünce zenginliği içerisinde fitne fesat çıkmıyor aslında. Tam aksine, yani bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz. Buna katkı yapıyor. O zaman bir söz geliyor aklımıza, işte Sokrates'in dediği, kötülük bilgisizliktendir, cahilliktendir. Aynısını Yusuf Asacip söylüyor. Aynısını Ahmet Yesevi söylüyor. Bakın, hikmet yolunun yolcuları fark etmiyor. Yunan'da olmuş, Orta Asya'da olmuş, Anadolu'da olmuş, benzer şeyi söylüyor. Kötülük oradan besleniyor. Ha, o zaman çıkış, gelişme, bilgide, bilimde, rasyonel düşüncede ve özgür toplumda. Açık toplumda. Yani buna ihtiyaç var. Şimdi diyoruz ya, demokrasi. Bunlar işte demokrasi. Bunlar yoksa demokrasi yoktur. Demokrasi bir yere sandığı koyup insandan oy atması değildir. Demokrasi budur.
Aslında demokrasi hocam, buna... sen de benim kadar iyisin diyebilmektir. Ötekine saygı duymaktır. Özgür düşünebilen bireyin olduğu toplumda olur demokrasi. Özgür birey. Özgür birey. Özgür düşünce varsa orada gelişecek demokrasi. Ona saygı duyma, ötekine saygı duyma. Ve bu bilgiye erişmek için o kadar da geniş bir skala bırakılmış ki bize. Hazreti Peygamber'in ilim Çin'de de olsa gidin alınız sözü. Yani Çin'de hangi ilmi almak üzere gidiyorsunuz? İnsanlığın ortak mirası olan ilimden bahsediliyor burada. Yoksa dinin temel kaynakları olan Kur'an veya sünnetle ilgili bir ilimden bahsedilmiyor. Aslında dinin özü gerek Kur'an-ı Kerim gerek Hazreti Peygamber'in sünneti o bilgiye ulaşma metotlarını bize bu kadar büyük bir imkanla fırsatla sunarken Müslümanların bugün ilimden anladığı şeyin sadece yani vahiy ve sünnetle sınırlandırılması ve bunun dışında kalan her şeyi de la dini veya küfür olarak nitelendirmesi bugün herhalde İslam ümmetinin başındaki en büyük felaket hocam. Evet, maalesef. Dini bilimler onlar da gerekli. Mutlaka hocam. Onları yani... da tahsil edeceksiniz. Ama sadece bunlar yeterli değil ki. Hocam ilahiyat fakültelerinde felsefe dersinin ilahiyat fakültelerinden uzaklaştırılması gerektiğini savunan çok hakim görüşler var bugün Türk bilim dünyası içerisinde. Valla bizim esas sorunumuz felsefe derslerinin sayısının çokluğu değil, felsefe eğitiminin yetersizliği ile ilgili. O sayının eğer niceliksel bir şey söyleyecektik, niceliksel yönden yetersizliği var ama niceliksel yönden de bir yetersizliği var. O ders sayılarının azlığıyla ilgili. Yani rasyonel düşünme, eleştirel düşünme, sorgulama, yani şüpheci yaklaşım, metodik şüphe, yani bunlardan bir insan nasıl vazgeçebilir? Yani bunlar bizim yeni bir düşünceyi ortaya koymamızın esasları, yani bunlar bu işin temelinde olacak ki biz yeni bir şeyi ortaya, düşünceyi ortaya koyabilelim. Yoksa tekrarlamaya başlarız. Aynı şeyleri tekrarlayarak yolumuza devam etmeye çalışırız. Bir medeniyet inşası mümkün olabilir mi? Bir medeniyet tasavvuru mümkün olabilir mi? Olmaz. Biz buradan... İşte Batı ile aramızdaki farkın açılmasının en önemli sebeplerinden biri bu değil mi? Yani işte biraz önce dedik ya, Katip Çelebi'nin sıkıntısı da bu. Diyor ki rüzgarı kestik, ilmin rüzgarını kestik. Bir tekrarımız var burada. Sadece bilimi, dini bilimler olarak aldığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Evet, biz kimyayla da, fizikle de, biyolojiyle de, astronomiyle de ve diğer... bunların alt alanlarına dediğimiz bütün disiplinleri düşünelim. Bunlarla ilişkiyi kesmeye başlıyoruz. Bu olacak bir iş değil. Değil mi? Ne yazık. Halbuki işte temel şeyimiz, sorunumuz burada. Bilimle din çatışıyormuş gibi hani görme veya dinle felsefe çatışıyormuş gibi görme ve bunlara menfi bakma. Evet. Bu şeyin aslında farklı alanlarda dinin özüyle ilgili gerçek değil. Yani ya farklı alanlar bunlar aslında. Şöyle diyelim, yani şöyle diyelim. Bizim aslında farklı bilinç formlarımız var. Yani bizim bir estetik bilinç formumuz da var. Bizim bir inanç bilinç formumuz da var. Bizim bir etik bilinç formumuz da var. Bizim bir epistemik veya bilimsel bilinç formumuz da var. Hatta ekolojik bilinç formumuz da var. Bunların her biri yaşama ait, değişik durumlara ait açıklamalar yapmada çok da gerekli. Vazgeçemeyiz. Yani estetiğin yerini başkası alamaz. Dinin yerinde başkası alamaz. Yani dinin yerinde bilim alamaz. Bu böyle. Ha, her türlü aslında varlığı açıklamayla, aydınlatmayla ilgili bakış açısına, farklı bilme tarzlarına bizim ihtiyacımız var insan olarak. Bunların her birinden bizim yaşamımıza kattıkları var, birer ihtiyaç bunlar. Öyle diyelim. Yani her türlü bilgi elde etmede de her birinin kendine ait yöntemi var.
Yani biri diğerinin yerine ikame edilebilecek değerler değil. Değil. Bazen ortak konuya her ikisi de yaklaşsa bile, her ikisinin de alanına ait olsa bile, onların yöntemleri farklı oluyor yine. Ürettikleri bilginin geçerlilik, doğruluk değeri farklı oluyor. Aynı konuyu ele alsa bile. O açıdan yine bilimin yargıları, dinin yargıları, estetik yargılar, etik yargılar farklı değerlendirmeye tabi tutulur. Yani estetik bir olay için biz doğrudur, yanlıştır diyebilir miyiz? Birisinin güzel dediğine, arkadaş o güzel değil, çirkin diyebilir misin? Hani şeyde söylenir ya, Leyla ile Mecnun hikayesinde anlatılır. Mecnun'a derler ya, bu Leyla çok güzel değil, sen buna nasıl aşık oldun? Siz nasıl çöllere düştün bu? Benim gözlerimle gör bir diyor. Şimdi diyebilir misin senin gözün görmüyor diye. Yani o estetik yargılar böyle. Daha öznel yargılar. Değerli hocam, aslında söylenecek çok şey var ama biz de tabii bir süreyle kısıtlıyız. Fakat özellikle şu cümleniz. Öncelikle bir beyin konforunun yıkılması ve yeniden düşünmeye sevk etmek. O bakımdan bugün burada ifade etmiş olduğunuz düşünceler, kurmuş olduğunuz cümleler inşallah o tembellikle artık istikrar bulmuş beyin konforunda bir sarsılma meydana getirmiştir. Biz katıldığınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Çünkü çok yoğun bir akademik faaliyetin de içindesiniz aynı zamanda ama biz her konuğumuzdan bir istirhamda bulunuyoruz. Bu bir programdı ama bu son programımız değildi. Biz sizden yine bu noktada istifade etmek istiyoruz. İnşallah siz de programa katılmış olmaktan dolayı mutlusunuzdur hocam. Son sözlerinizi alalım, yayınımızı toparlayalım. Evet. Yayını teslim edeceğiz biz de hocam. Evet, ben hepinize çok teşekkür ederim. Onu söyleyeyim. Hakikaten önemli, güzel bir program yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Fırsat buldukça da bakıyorum, takip ediyorum. Konuklarınızla sizi de dinliyorum. Ben diyorum ki evet, düşünmek, sorgulamak, araştırmak, bunlar için evet, iyi okumak ve kendimizi sorgulamak, hesaba çekmek sürekli. Teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyicilerimiz, bugün Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı değerli hocamız Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu hocamızı misafir ettik. Bir başka önce söz vardı da buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.